Böyle sokaklarda vesikalık fotoğraflar var. Bu kim acaba ya? Acaba kim? Herkese selamlar. Ben şimdi Panjim'e geldim. Panjim diye bir yerdeyim. Bizim kaldığımız yer Arambol biliyorsunuz. Burası Arambol'e 1,5 saatlik bir mesafede. 1,5 saat neyle? Motorla geliyorum. Gerçekten Portekizliler burada ufak bir Portekiz bırakmış da gitmiş. Mesela burada Mendes Usta kepenkleri kapamış. Korona onu da vurmuş. Belli ki işler kesat. Belki de ülkesine, Portekiz'e döndü. Kim bilir. Bu tarz çok şeker yerler var. Tea House diyor. Çok da şeker değilmiş gerçi de. Neyse. Dışarıdan güzel görünüyordu. Biliyorsunuz hala Muson'dayız ve yani her gün mecbur yağmur yağıyor. Ve bu yağmura buradayken yakalanmak istemiyorum. Çünkü 1,5 saatlik bir yolum var. All three or... I will just see two. If it's okay, all two. I will just see first. I can try. Are you sure? Yes. Aça. Çalo. Ya bu makineyle var ya, sırf saçımı kazımadı. Şu an kafamı da kazıdı ya. Kafamın yarısı yok gibi. Let's go! Yağmurda oynamaya karar verdik. Sahaya inekler biraz sıkıntı vermiş bu sefer. Oynamamızı istemiyorlar herhalde. Oo, sese bak. Maymun. O ne sesi lan? Maymun sesi ya. Ya gözün gördüğü inanılmaz bir görüntü var şu an. Yılan mı yanında? Arkadaşlar bu arada hemen araya giriyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer içeriklerin devam etmesini istiyorsanız, beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Yorum yapmak istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Bu beni de geliştirecektir ve diğer izleyenlere de bir şeyler katacaktır eminim ki. Hala abone olmadıysanız abone olmaya davet ediyorum sizi. Ya bunların hepsi benim daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Doğru. Baktım doğru. Doğru değil mi? Böyle doğru, gideceğiz. Doğru burası. Çıkarız. Şimdi Panjim'e geldik biz. Geçen de geleceğiz demiştim. Bu Portekiz mimarisinin yoğun olduğu bir bölge burası. Aynı zamanda korona vakalarının da en yoğun olduğu bölge değil mi? Benim bildiğim kadarıyla öyle olması. Öyle söylüyorlar. Kalangut galiba benim numara. Kalangut burası ve iki. Burası da iki olabilir. Hatta az önce birini gördük biz yolda. Buralı belli ki. Bize şey dedi. Maskenizi takın dedi. Bizim o sırada maskemiz yoktu. Maskenizi takın yoksa ceza yersiniz dedi ve lokaller biraz kötü gözle bakıyor sanırım. Kaç para ceza dedim. Polis dediler ben bilmem diyor. Hani vereceğiz cezasını takmayacağız. Aynen. Aa, uzun süre sonra tuk tuk görüyoruz. Tuk tuk dedik de rickshaw. Ne güzel değil mi şu yoklar ha? Bunlar çok güzel ya. Ya buralar gerçekten farklı. Bizim kaldığımız yerden, yani Arambol'dan bayağı farklı buralar. Biraz daha zengin tabii. Zengin kesim var orada. Bizim Arambol fakirhane biraz. Bu şekilde sokakların isimleri falan. Konfeterya. 31'de düşen arıyor. Bu şekilde yani. Bütün sokaklar, dükkanlar, hepsinin ismi Portekizce genellikle. Asunçao. Asunçaolar. Miguel. Miguel. Botingo. Pinto. Diego. Bütün futbolcu isimlerini saydık. Var mı başka? Deco var. Deco var. Forvet kimdi ya? Ne Costa'ydı? Rui Costa, Rui Costa. Rui Costa orta saha. Rui Gomez var. Rui Gomez var. Rui Costa. Ama Rui Costa benim adamım ya. Yani. Orta saha. Şuradan düz gidelim. Düz gidelim ki unutmayalım şeyi. Bu arada videoyu izlemeyenler varsa ben tekrar hatırlatayım. Yani burada maske olarak svastika görüyorsunuz. Bunun tabi Nazilerle hiçbir alakası yok. Bundan 2 veya 3 video önce yine Goa'da çektiğim bir videoda zaten anlatmıştım Hindu svastikasını. Bu bir Hindu svastikası. O yüzden yanlış anlayanlar olmasın. Buranın lokal bir restoranı burası. Dışarıya menü koymuşlar. Size fiyatları da göstereyim diye bilginiz olsun. Mesela burada çay, kahve falan 20 rupi. Zencefilli çay falan var işte 25-30 rupi falan. Çorbalar var 50-60 rupi. Kahvaltılar varmış. Burası bayağı ucuz bir yere benziyor. 1 dolara geçen bir kahvaltı yok resmen şurada. Bu arada bu sokakların %25'i Hristiyan. Hatta bu sokakların demeyeyim. Goa'nın %25'i Hristiyan. %66'sı Hindu. Yani böyle bir ortam var burada. O yüzden hani bu Portekiz nüfusu aynı zamanda beraberinde Hristiyan nüfusunu da getirmiş buraya. Yani çok ciddi bir etkisi var buraya yani Hristiyanların şu anda. Hatta yani çoğuna namaste dediğinizde hi, hello diye karşılık veriyorlar. Çünkü yani namasteyi çok da benimsememişler gibi duruyor burada Hristiyan olanlar. Burada Goa'da aslında Hindistan genelinde plastik kullanımı ve plastiğin yakılması çok büyük bir sorun olduğundan duvarlarda bu tarz yazıları sürekli görüyorsunuz. Şimdi çok güzel bir kahve keşfettik. Böyle bir kafe. Bombay Coffee Roastery. Belki Bombay'dendir adamın kendisi. Bakalım sorarız onu da. Ama güzel bir yere benziyor bayağı. İşte anca Panjim'de bu tarz yerleri bulabiliyorsunuz. İçeriye bakalım. Çağatay önden girdi. Ne söyledin? Americano söylediğini düşünüyorum ama cappuccino mı olsun? Bence buranın Americano'su iyiydi. Yes, it's Americano. Are you from Bombay by the way? No. No? Goa. From Goa. Kahvelerini deneyeceğiz. Güzel bir yere benziyor. Yani da bu kadar güzel bir yer ben görmemiştim. Nasıl? Kingfisher'ın şeyi, suyu var. Suyu da mı var? Ne kadarmış su? Su kaç para? Su kaç para? Sorsana su kaç para? Abi su kaç para? Şeyse çok güzel ama düşünsene. 7 dolar falan. Bak nasıl modu düştü. Şimdi geçen de Çağatay'ın geldiği bu berbere geldim. Yani saça bakar mısın? Hayatımda daha önce hiç bu kadar uzatmamıştım ben saçımı. İlk defa uzattım. Yani çok da zorlandım zaten uzatırken. Sürekli kestirme ihtiyacı duydum. Hint berberlerine teslim edeceğim şimdi kendime. Ne iş çıkacak? Böyle bir yer. Delhi Hair Salon. Şimdi içeri giriyorum. Namaste. Namaste. Apkese. I'm good. My name is Raja sir. Raja sir? Yeah, Raja. Raja? Yeah. Okay, yours? Yes. Shadab. Shadab. This is my uncle. Uncle? Yeah. Shadab. Okay, Meran, Meran Max. Max, but your name Max? Max, Max, yeah. Really yeah. Good name. Thank you. I need a haircut. Okay. Okay. I will try first here and here. You can cut with the machine number 3. If it doesn't look good, we can make all 3 number. Okay. Anlatmak zor ya. Burada hakikaten deniyorum. Bakalım neler çıkacak ortaya. Bakalım bu tıraştan sonra insan içine çıkabilecek mi? I live in Delhi. You are from Delhi? Yeah. Really? Yes. Ah, I had a video from Delhi actually. Rajasthan. Yeah, Rajasthan. Jaisalmer. Yeah. It's from Jaisalmer. I know. You know? Yeah. I was there 4 months ago. Oh, it's been too long actually. When I say 4 months, I realized it's been too long. You can actually do all with machine. It's okay, yeah. All machine. Machine okay. Machine okay. Yeah, okay, machine. All machine. It's also easier for you. Geri dönüş olmayan bir yola girdik. How long have you been working here? Yeah. How long have you been working here? Working? Yeah, this shop is how long? How many years? You work here? 6 years. 6 years. Here. Yeah, 6 years. This shop. This shop. Excuse me? All 3? Yeah, all. all 3. I will just see 2, if it's okay, all 2. I will just see first. All 2? All 2, yes. Yeah, all 2, yeah. Yes. Are you sure? Yes. Acha. Chalo. Oh. Where are you from, bro? Turkey. Okay, bro. Me Turkey se ho. Turkey se ho. Yeah, nice in the bro. Maybe this doesn't cut well, huh? Very dust in here. Maybe. Bu iş bu makineyle olmaz ama ya. Makine fena. Apya naam hai again? My name is Raja. Mera naam Mert. Yeah, Max. You can call me Max. Yeah, okay, Max sir. You don't need to call me sir. You can call me Mert Babaji. Very good names, Max. Max Brian. You know, cricketer Max Brian. Biryani? Max Brian. Ah, Brian. Yeah. Cricketer Max Brian. Yeah. I like cricket. You like? Yeah. I don't even know the rules. You know, in Turkey we don't play. Turkey is not played. Yeah. Football is very famous in Turkey. Football? Yeah. We play football here actually with Indians. Here. Local people. My favorite player is Eddie de Villiers in South Africa. My favorite player. I don't know the names actually about cricket, but I only know that India, New Zealand, and South Africa. Yeah. These countries are really good at cricket, right? Your favorite sport is football. Football. Yeah. My favorite sport is football. I was playing football in a professional club. Yeah. When I was 16 years old. Ronaldo. Yeah, Ronaldo. I know Ronaldo. Now I will look like Arjen Robben. Arjen Robben. You know Arjen Robben? Yeah, no, I don't know. I know Ronaldo only. You will see Arjen Robben when I'm leaving here. Hair is gone. It's okay. How is it? Is this one is better than previous one? This too much hair ya. Bu makine sanırım 72 yıllık falan kesmiyor. Acıtıyor yani. Delhi, I'm 28. Delhi. You are from Delhi also. So if I want to go, for example, Himachal, I can't go. Delhi is too crowded, huh? Yeah. It's very crowded, very chaotic also. But is it safe to go there now? Yeah. Is it safe? Yeah, because of the virus. Yeah. Very safe. There is a place, Jama Masjid. Yeah. Old Delhi is Jama Masjid, huh? Jama. I'm Muslim. You're Muslim? Yes. You are both Muslim. Ya bu makineyle var ya, sırf saçımı kazımadı, şu an kafamı da kazıdı ya. Kafamın yarısı yok gibi. Fena, makine 72 yıl. Your language is Konkani, ya? Not yours, in Goa. Goa, Konkani. In Delhi? Hindi. Just Hindi, right? Yes, Hindi. Delhi Hindi. We have same words. For example, dost, mera dost. Dost. We say the same in Turkish. Where are you from? My friend? Yeah. He is home. Next, he will come. Next time with you, with your friend in my shop. Yeah? Yeah. Last time we were together. You remember the guy with beard hair? Yeah. He came with a beard hair because an Israeli woman cut his hair. Yeah. She messed up, you know, like that. He told me that she wanted 1,000 rupee for such a haircut. Yeah. It's like Muslim. Yeah. No Muslim country. Your friend haircut. Yeah, so bad. But after you cut, it was really good. Yeah, that's why I came here actually. Yeah, I liked your cutting skills and that's why I came here. Back cut? Back cut, but not with that. Okay. Machine cutter, yeah. Okay. Yeah. Otherwise more hair is coming out, you know. Türkiye'de olsak şimdi bir maden suyu ısmarlarlar. Gerçi burada adamlar daha ne ısmarlayacak? Şu anda bu tıraşı 100 rupiye yapıyor yani 10 liralık falan bir tıraş şu anda. Ne ısmarlasın yani adam. Ama o makinenin değişmesi lazım yani. Kafam zonkluyor şu an. What's that? Northern school oil. This one? What is this? Oil, no oil. This is not oil. Only cool. Yeah, just cooler. Yeah. Ah, okay. You know what? Böyle bir şey oldu işte şimdi saçlar. Bilmiyorum iyi mi ettim, kötü mü ettim de sonuç olarak kestirdim işte ya. Rahatladım ama. Tam 200 rupiye yaptılar hepsini. Saç, sakal yok tabi de saçı kestiler. Uğraştılar bir de. Bir de üstüne masaj, yağlar falan filan derken işte 200 rupi yani 3 dolara denk geldi toplam. Şimdi biraz buradaki Portekiz etkisinden bahsedeyim. Şimdi burada 15. yüzyılda sadece yerli halk var. Ve buraya ilk ayak basan Avrupalı Vasco da Gama oluyor. Yani buradaki yerli halkın ilk gördüğü Avrupalı yüz Vasco da Gama oluyor. 1498 yılında Malabar kıyılarına geliyor Vasco da Gama ekibiyle. Malabar neresi? İşte bizim kaldığımız Goa'ya çok yakın bir yer. Kerala tarafında kalıyor ve çok yakın bir yer. Tabii bu denizci, kaşif bir tüccar. Yani kafası da tabii ticarete basıyor. Ne yapıyor? Burada topluyor belli malları. Avrupa'ya geri dönüyor. 3 ay boyunca buralarda kalıyor. Geri dönünce burada aldığı malları maliyetinin tam 60 katına satıyor. Ve Vasco da Gama Avrupa'ya geri döndükten 6 yıl sonra Portekizliler buraya tam teçhizat geliyorlar. Bu sefer buraları ele geçirmek için. Burada bir hükümdarlık kurmak adına. Ve bunun 500-600 yıl sonrasında da böyle Sabiye geliyor buraya. Sabiye'nin de binası fena değilmiş. Şu anda fikrimi değiştirdim. Porto'ya değil de Lisbon'a daha çok benziyor burası. Bundan tam 4 yıl önce Lisbon'daydım. Yani şu an gördüklerimden çok da farklı bir şey görmemiştim orada yani öyle diyebilirim. Yalnız bu maske bayağı bir sıcak tutuyor. Biraz sıkıntı verdi. Neyse şimdi sahil kesimine doğru gidiyorum. Bu tarz bir yer. Burası biraz daha zengin kesimin kaldığı bir yer. Polis denetimi çok yaygın. Sokaklarda sivil polisler falan var. Her yerde insanlar maske takıyor. Bu tarz çok şeker yerler var. Tea House diyor. Çok da şeker değilmiş gerçi de. Neyse dışarıdan güzel görünüyordu. Yani şu sokaklara bakınca hakikaten yani buraların ne kadar Portekizleşmiş olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hatta yani şu anda öyle bir sokaktan geçiyorum ki Markitolar, Luisler, Fernandesler, Gomezler havada uçuşuyor yani. Gözler Quaregma'yı, Ronaldo'yu arıyor. Ronaldo'yu yakaladık. Gözler Quaregma'nın yerini arıyor şu an. Buluruz birazdan onu da. Burası da mesela Casa de Diaz. Diaz abinin evi, evleri hatta. Böyle sokaklarda vesikalık fotoğraflar var. Kim acaba ya? Goa'nın ne kadar Hristiyan olduğunu şu anda burada görebilirsiniz. Goa'da büyük bir Hristiyan kesim de var. Ve ne kadar Hristiyan olduğunu Goa'nın burada da görebilirsiniz arkamdan. Nerede kalmıştım? Vasco da Gama'yı anlatıyordum. Avrupa'ya nasıl geri döndü ve burada topladığı eşyaları nasıl tam 60 katına sattı. Bunun ardından 6 yıl sonra Portekizliler bir ekip oluşturuyor. Bu ekibin başında Alfonso de Albuquerque var. Şimdi bu adamın önderliğinde biliyorsunuz daha önce de Vasco da Gama tarafından ilki atılan bu direkt deniz yolu aracılığıyla bunlar Hindistan'a geliyor. Hindistan'a tekrar geliyor 6 yıl sonra. Ne yapıyorlar? Tabii bu sefer amaç farklı. Bu sefer buraları ele geçirmek, kontrol altına almak ve burada bir hükümdarlık kurmak. Bunu başarıyorlar. Şu anda içinde bulunduğum Goa'yı bu hükümdarlığın başkenti haline getiriyorlar. Ve uzun bir süre, yani 100-150 yıl kadar burada devam ettiriyorlar. Bombay, yani zamanında Bombay deniyordu. Bugün Mumbai diyoruz. Goa kıyıları, Kerala, yani bu kesimin tamamını ele geçiriyorlar. Ve başlarında Alfonso diye bir adam var. Bu diyor ki adamlarına, buradaki yerel kadınlarla evlenin, tarlalara sahip olun, ekip biçin, buradaki ticareti canlandırın. Yani halka karışın. Böylece burayı çok daha rahat ele geçiririz. Hem kültürel olarak, hem sanatsal olarak, hem de politik olarak. Vasco da Gama'nın arkasında bıraktığı en önemli şey Hindistan'a, yani Avrupa'dan Hindistan'a olan deniz yolu, direkt deniz yolu. Ve bunun ismi de The Cape of Good Hope. Böyle bir deniz yolu, direkt bir deniz yolu bırakıyor arkasında ve kendisinden sonra gelen Alfonso gibi isimler de aynı deniz yolunu izleyerek buraya varıyorlar. Değişik sokaklar da var burada. Değişik ara sokaklar. Hatta bu ara sokağın ismi de işte gördüğünüz gibi Portekizce. Bayağı güzelmiş ya burası. Bayağı aralara girdim. Buralarda genelde hep köpek çıkar. Lokal evlerde hep köpekler oluyor. Let's go! Yağmurda oynamaya karar verdik. Takımın abileri karar verdi, daha doğrusu yağmurda oynamaya. Sahaya inekler biraz sıkıntı vermiş bu sefer. Oynamamızı istemiyorlar herhalde. Ama tabii takımın küçükleri var böyle. Takımın büyükleri küçüklerine dedi ki bu pislikleri toplayın. Bu bize engel değil tabii. Toplandıktan sonra maçımıza başlayacağız. Freddy, go bro. Patli malan civi uçar bari yatar.